Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'te herhangi bir objeyi sulu boya efekti ile nasıl boyayabileceğinizi, sulu boya efektini nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğim. Ayrıca klip gruplar oluşturmayı ve klip gruplarla çalışmayı da anlatacağım. Şimdi önce size klip grup nedir, nasıl kullanırız, önce ondan söz etmek istiyorum. Şöyle iki tane birbirinden farklı obje çizdim. Bu Layer and Obje'yi açtım. Şu bölümden ya da nesne bölümünden Layer and Obje açabilirsiniz. Bu dikdörtgenimi ben klip grup olarak seçmek istiyorum. Klip grup olarak seçeceğiniz objeyi belirliyorsunuz ve şöyle sağ tuşla Set Clip Group diyorum. Set Clip Group dediğim anda bu dikdörtgenimin üzerinde bir grup oluşturuyor. Bu kendine göre bir isim veriyor bunu. Buna ben istersem değiştirebiliyorum. Clip grup diyelim buna. Bir alttaki klasörde de clip diye bir klasörümüz var. Onun altında da bu benim dikdörtgenim bulunuyor. Bu dairemi şöyle tutup bu klip grubun içine atarsam kaybolduğunu görüyoruz. Bunun nedeni klip grubun içine attığım her nesne sadece şu klip grup olarak belirlediğim dikdörtgenin içinde görünebilir halde oluyor. Dışarıdaki alanda görünmüyor. Şimdi bunu geriye alıyorum ve şöyle daireyi bu alana getirdim. Tekrar bu grubun içine atıyorum. Şöyle attıktan sonra dairenin yarı alanının görünmediğini görüyorsunuz. Bu daire dikdörtgenin içinde böyle istediğim alana konumlandırıp şekiller verebilirim. Rengini değiştirebilirim. Boyutunu değiştirebilirim. Renk geçişi gibi herhangi başka bir şey verebilirim. Ya da şu süzgeçler bölümünden herhangi bir efekt verebilirsiniz. Gölge gibi. Daha başka diğer efektlerden verebiliyorsunuz. İstediğiniz efektleri verip bu şekilde bunu kullanabiliyoruz. Ayrıca şu dikdörtgenin de rengini değiştirmek gibi, şeklini değiştirmek gibi başka işlemleri de yapabiliyoruz. Klip grubun çalışma mantığı bu. Şöyle hepsini seçiyorum ve siliyorum. Şimdi bir de sulu boyayla nasıl çalışacaksınız? Sulu boyayı nasıl kontrol edeceksiniz bu efekti? Onu göstereyim. Böyle bir daire çizip süzgeçler bölümünden dokular bölümündeki en altta sulu boya var. Bunu tıklıyorum. Bu sulu boya efektini bu şekilde hemen uyguluyor tabii program. Şimdi bunu şöyle ileri geri hareket ettirdiğiniz zaman bu sulu boya efekti değişiyor. Eğer bunun değişmesini istemiyor ve şu göründüğü haliyle kalmasını istiyorsanız hafifçe şöyle bir boyutunu oynayın, bir daha değişmeyecektir. Bu sulu boya efektinin biraz da görünümünde değişiklikler yapmak istiyorum derseniz süzgeçler bölümünden süzgeç düzenleyici, bunu tıklayacaksınız. Bu süzgeç düzenleyici bu bölümdeki efektlerde, verdiğiniz efektlerde değişik düzenlemeler yapmanızı sağlayan bir bölüm. Şöyle bir panel olarak bu açılıyor, karşımıza geliyor. Burada verdiğimiz efektin şöyle daha farklı açılımları var. Birinci olarak Gauss bulanıklığı seçili, standart çarpma bölümü var. Bağlantı bölümünde her iki tarafta birbirine bağlantılı. Eğer açarsanız farklı şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Ya da bağlantılı bir şekilde de kullanabiliyoruz. Arttırıp azaltarak şöyle bu sulu boya efektinin görünümünde değişiklikler yapabiliyoruz. Türbülans daha farklı bir görünüm sunuyor. Şöyle. Yer değiştirme haritasını seçip ölçek bölümünden şöyle ileri geri oynayarak bu verdiğimiz sulu boyanın görünümünde değişiklikler yapabiliyoruz.
Hangi görünüm hoşunuza gittiyse ondan sonra bu paneli tekrar kapatabilirsiniz. Bu paneli tekrar tekrar açıp bu efektin üzerinde, verdiğiniz bu görüntünün üzerinde değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Bir de şu ikinci düğmemizi açtıktan sonra şöyle 3 tane düğmemiz çıkıyor. Ben bir daire çizdiğim için şu nokta dairenin yarım ay olarak açılmasını sağlar. O nedenle buna dokunmuyorum. Şu iki noktayla bu sulu boyaya şöyle büyütüp küçültme gibi, farklı şekiller vermek gibi işlemler de yapabiliyoruz. Sulu boya efektimizin kontrolü bu şekilde. Seçtiğim bu desen 3 parçadan oluşuyor. Her bir parça için klipler oluşturacağım ve bu kliplerin içine oluşturduğum sulu boya görünümünü defalarca kopyalayarak farklı renklerde dolduracağım. Biraz önce gösterdiğim gibi rengini değiştirebilirsiniz, şeklini değiştirebilirsiniz. Keyfinize göre nasıl istiyorsanız öyle çalışabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.